Teknoloji bültenine hoş geldiniz. Bilim ve teknoloji dünyasından son gelişmelerle karşınızdayız. WhatsApp cephesinde neler oluyor? Son bir haftada yaşananlar ve gelinen son noktayı sizler için derledik. Dünyadaki su nasıl oluştu? Avustralya'da yapılan bir araştırma çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı. Elektrikli otomobiller ne zaman ucuzlayacak? Ghost of Tsushima oyuncuların oylarıyla önemli bir ödüle layık görüldü. Huawei'in kulaküstü kulaklıkları, LG'nin yeni nesil şeffaf televizyonu, OnePlus'ın akıllı bilekliği ve çok daha fazlası programımızda olacak. Ben Cansu Kurnaz, Teknoloji Bülteni başlıyor. Tepkiler çığ gibi büyüdü ve sonunda açıklama geldi. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini 8 Şubat tarihine kadar zorunlu olarak kullanıcılara kabul ettirmeye çalışmasıyla kullanıcılar alternatif mesajlaşma platformları arayışına girdi. WhatsApp'ın sahibi olan Facebook'un Türkiye yönetimindense önemli bir açıklama geldi. İşte son bir haftada yaşananlar ve gelinen son nokta. Anlık kapalı mesajlaşma platformu WhatsApp, 4 Ocak 2021'de yeni kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerini yayınladı. WhatsApp'ın güncellediği gizlilik ilkeleri hakkında bazı iddialar gündeme geldi. Uygulamayı kullanacakların verilerini Facebook'la paylaşmayı kabul etmesi gerektiği, sözleşme kabul edilmediği takdirde kullanıcının artık WhatsApp'a erişemeyeceği söylendi. İlerleyen günlerde iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı. WhatsApp, verilerin önemli kısmını Facebook şirketleriyle paylaşacağını açıkladı. Çığ gibi büyüyen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Kullanıcılar, 8 Şubat'a kadar metni onaylamazsa WhatsApp'ı kullanamayacak dedi. WhatsApp'ın 2016'dan beri Facebook'la veri paylaşımında bulunduğu biliniyordu. Üstelik kullanıcıların bunu reddetme hakkı da bulunuyordu. Ancak yeni ilkelerle birlikte bu hak da kullanıcıların elinden alınmış oldu. Birçok kullanıcı söz konusu güncellemeyi gizliliğin ihlali olarak yorumladı. WhatsApp bunu yalanladı. Söz konusu güncellemenin arkadaş ve ailelerle olan mesajların gizliliğini etkilemeyeceğini öne sürdü. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikalarını güncelleme gereği duyduklarını savundu. WhatsApp'ın kullanıcılarına sık sık yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeleri yönünde bir uyarı göndermesi de sabırları taşırdı. Bu durum hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların tepkisine yol açtı. Böylece sosyal medyada toplu olarak WhatsApp uygulamasını silme kampanyası başlatıldı. Peki WhatsApp, Facebook'la hangi verileri paylaşıyor? Paylaşılan veriler arasında telefon numaranız, WhatsApp'ı ne kadar süre ve sıklıkla kullandığınız, diğer kullanıcılarla nasıl bir etkileşim içinde olduğunuz, IP adresiniz, işletme sisteminiz, mobil ağ, dil ve zaman dilimi yer alıyor. Ayrıca en başta verdiğiniz izne göre ödeme verileriniz ve konumunuz da Facebook'la paylaşılan veriler arasında bulunuyor. WhatsApp'ın veri güvenliği ve gizliliğine dair bütün bu endişeler, Telegram, Signal ve Bip gibi uygulamaları daha da popüler bir hale getirdi. Özellikle de gizliliğe daha çok önem veren Signal uygulamasına ilgi, milyarder iş adamı Elon Musk'ın da tavsiyesiyle son günlerde giderek arttı. Kullanıcılar şimdi alternatif mesaj platformu arayışında. Dünyanın 1/3'ü suyla kaplı. Peki bu kadar su nasıl oluştu? Bu soruya cevap arayan Avustralyalı bilim insanları ses getiren bir araştırmaya imza attı. Araştırma kapsamında bazı meteorlar incelendi ve yaklaşık 4,5 milyar yıl önce dünyaya düşen bir grup göktaşının dünyada su oluşmasını tetikleyen en önemli etkenlerden biri olduğu ortaya çıktı. İşte bilim dünyasında büyük heyecan yaratan o araştırmanın detayları. Müzik
Avustralyalı bilim insanları dünyada suyun nasıl oluştuğunu araştırmak üzere kolları sıvadı ve bir grup meteor incelendi. Araştırma sonucunda Güneş sisteminden çok daha önce gelişen bir grup göktaşı dünyada yoğun miktarda su bulunmasının ardındaki en büyük etken olarak gösterildi. Suyun hangi dönemlerde hangi meteor üzerinde aktif olduğunu tespit eden bilim insanları yaklaşık 4,5 milyar yıl önce dünyanın oluşumu sırasında sıvı içeren bu göktaşlarının tetikleyici faktör olabileceğini ortaya çıkardı. Meteorların içerisinde önceden bulunan sıvıları tespit edebilmek için uranyum ve toryumdan oluşan bir formül kullanıldı. Toryum, sıvının olmadığı yerde durağanlık gösterirken uranyum bunun tam tersi olacak şekilde davranıyor ve yoğun hareketlilik gösteriyor. Araştırmacılar bu bilgiden yola çıkarak göktaşlarında bulunan sıvıları uranyum ve toryumdan oluşan bir kombinasyon yardımıyla analiz etti. Bu sayede suyun en son ne zaman hangi meteorda aktif olduğunu bulan araştırmacılar, Güneş sisteminden çok daha önce oluşan bir grup göktaşının önceden sıvı taşıdığını ortaya çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre bu göktaşlarının dünyaya düşmesiyle gezegenimizde yoğun miktarda sıvı oluştu. Bilim insanları suyun Güneş sisteminde nadir bulunan bir bileşen olmadığını, ancak yapısı gereği çok uzun süre sıvı halde kalamadığını dile getiriyor. Örneğin bir asteroid olan Bennu'da buz kütleleri bulunuyor, ancak kuyruklu yıldız yaymış olduğu sıcaklıkla bu buzları eritebiliyor. Yılından bu yana farklı elektrikli otomobil modellerine daha fazla rastlar olduk ve bu artış 2021'de de devam edecek. Bu kullanıcılar için daha fazla seçenek anlamına geliyor. Ancak madalyonun bir de öbür tarafı var. Bugün karşımıza çıkan önemli modellerin fiyat etiketleri 100 bin doların üzerinde. Bu araçlar iklim değişikliğine karşı savaşta önemli rol oynuyor. Ancak kullanıcılar satın alamadıktan sonra pek de bir anlamı yok. Peki elektrikli araçlar ne zaman ucuzlayacak? Ne zaman herkesin erişebileceği fiyatlara gelecek? Sizler için araştırdık. Son 10 yılda bataryaları hissedilir oranda ucuzlayan elektrikli otomobiller için önümüzdeki 5-10 yıllık süreç umut vaat ediyor. Renault, Audi, Porsche, Honda ve daha niceleri araç üreticileri son yıllarda alışılmışın dışında yol haritalarıyla tüketicilerin karşısına çıkıyor. İsimler değişse de ortak amaç belli. Elektrikli araç trenini en hızlı şekilde yakalamak. Elektrikli araçlar iklim değişikliğine karşı savaşta en önemli unsurlardan biri. Ancak yüksek fiyat etiketleri nedeniyle kullanıcılar bu araçlara ulaşamıyor. Satın alınmadan galerilerde bekleyen elektrikli otomobillerse küresel ısınmayla savaşta bir fayda sağlamıyor. Bilinen elektrikli modellerin çoğu 100 bin doların üzerinde fiyat etiketi taşıyor. Bu nedenle alıcılar tercihlerini benzinli ve dizel motora sahip araçlardan yana kullanıyor. Peki elektrikli araçları daha cazip fiyatlarla görebileceğimiz senaryo için önümüzde ne kadarlık bir süre var? Elektrik gücü son birkaç yıldır gündemde olsa da yükselişin temeli 2015 yılına dayanıyor. Aradan geçen 5 yıllık süreçte üreticilerin de odağını elektrikli araçlara çevirmesi üretimdeki artışı ve tedarik zincirini yeniden yapılandırdı. Bloomberg tarafından paylaşılan son verilere bakıldığında üretim adetlerinin artmasıyla elektrikli araçların temelini oluşturan bataryaların fiyatlarında da büyük düşüş olduğu görülüyor.
2014 yılından beri batarya fiyatlarında lineer bir düşüş göze çarpıyor. 1 kWh saat batarya maliyetinin 2010 yılında 1100 dolar, 2014'te 600 dolar, 2020 itibarıyla ise 137 dolar olduğu görülüyor. Bu düşüş, gelinen noktanın ciddiyetini daha net ortaya koyuyor. Düşüş aynı oranda devam ederse 2030 yılına gelindiğinde 1 kWh'lik batarya için 58 dolarlık bir maliyet ortaya çıkacak. Bu da önümüzdeki 10 yılın sonunda elektrikli araçların fiyat olarak geleneksel modellerden çok daha cazip hale geleceğinin bir işareti. Tabii kullanıcı tercihlerini etkileyecek vergi teşvikleri de hayati öneme sahip. İyi bir kulaklık günümüzde herkesin sahip olmak istediği bir teknolojik cihaz haline geldi. İster iş ister eğlence için olsun, kulaklıklar günlük hayatımızda önemli bir rol oynuyor. FreeBuds ve FreeLace serileriyle gördüğü ilginin ardından Huawei, ilk kulaküstü kulaklık modeli olan Huawei FreeBuds Studio'yu görücüye çıkarmıştı. Şimdi bu kulaklıklar Türkiye'de de satışa sunuldu. İşte fiyatı ve özellikleri. Piyasada çok sayıda aktif gürültü engelleme özellikli kulaklık bulunuyor. Çinli teknoloji devi Huawei, bu kulaklıkların istenmeyen gürültü senaryolarını karşılamak için genellikle tek bir gürültü giderme modu kullandığını söylüyor. Şirketin Türkiye'de satışa sunduğu FreeBuds Studio ise dahili IMU sensörü ve mikrofon sisteminden oluşan dinamik gürültü algılama sistemiyle ANC kontrol sistemine sahip. Dinamik algılama sistemi, kulaklıkların ortam seslerini doğru bir şekilde tanımlamasına izin veriyor. ANC kontrol sistemi de etrafındaki sesleri belirlemek için birden fazla mikrofon kullanıyor. Böylece kulaklıklar 3 mod arasında akıllıca geçiş yapabiliyor. Örneğin çok gürültülü bir uçakta veya trende kulaklıklar otomatik olarak ultra moda geçiyor. Restoranlar ve kafeler gibi yerlerde genel modda çalışıyor. Kütüphane ve ofis gibi sessiz yerlerde ise rahat moda uyum sağlıyor. Yeni nesil kulaklıklar ayrıca iki duyma modu, farkındalık modu ve ses moduyla geliyor. Sokakta yürürken farkındalık modunu etkinleştirmek, araçların seslerini duymayı mümkün kılarak kullanıcının güvenliğini sağlıyor. Huawei FreeBuds Studio, Hi-Fi seviyesinde bir ses yongası kullanıyor. Kulaklıklar ayrıca daha geniş frekans tepkisi ve daha yüksek hassasiyet sağlayan 4 katmanlı 40 mm polimer diyaframa sahip. Çip ve diyaframdaki bu inovasyon, kulaklıkların 4 Hz ile 48 kHz arasında ultra geniş bir frekans tepkisi aralığı sunması. CES 2021 pandemi nedeniyle online düzenlendi. Ama tanıtılan ürünler pandemiye boyun eğmedi. Teknoloji firmaları teker teker en yeni ürünlerini tanıttı. Güney Kore merkezli LG de bu firmalardan biri oldu. Şirket fuarda görücüye çıkardığı şeffaf OLED TV modeliyle büyük dikkat çekti. Güney Kore merkezli teknoloji devi LG şeffaf OLED TV modelini duyurdu. Şirket, CES 2020'de görücüye çıkardığı modelle ekranların geleceğini yeniden tasarlama hedefini ortaya koydu. 55 inçlik OLED panele sahip televizyon, görüntüyü oynatırken kullanıcının TV arkasını görmesine de olanak tanıyor. LG, şeffaf OLED televizyonunda %40 şeffaflığa ulaştığını açıkladı. Cihaz, ekranın görüntüsünü korurken bilgi veya videoları göstermek için yükselebilen raylı sistem benzeri bir teknoloji kullanıyor. Panelin üzerinde ise yerleşik hoparlörler yer alıyor.
Şirket şeffaf OLED ekranını hem bir akıllı ev cihazı olarak hem de restoranlarda ve toplu taşıma gibi kamuya açık alanlarda kullanılabilecek bir monitör olarak tasarladı. LG kıdemli genel müdürü Jong Sung Park, şeffaf OLED panelin mağazalardan alışveriş merkezlerine, iç mekanlardan otonom araçlara, metro trenlerine ve uçaklara kadar günlük hayatın farklı alanlarında kullanılabileceğini belirtti. Kapasitif film teknolojisini kullanan şeffaf dokunmatik ekranlar %38 geçirgenliğe sahip. Daha büyük bir ekran oluşturmak için birden fazla ekran yan yana eklenebiliyor. LG'nin yeni OLED paneli, ekran saydam olsa bile zengin renkler ve yüksek kontrast üretebiliyor. İçerik, ekrana uyum sağlayarak geniş açılardan görüntülenebiliyor. PiCap dokunmatik filmi, kullanıcı etkileşimine hızlı ve doğru yanıt veriyor. Şeffaf ekran, tek seferde 10 temas noktasını destekliyor. LG'nin şeffaf OLED ekranı temperli, yansıma önleyici ve kırılmaya dayanıklı ön camla üretildi. Ayrıca istenen etkiye bağlı olarak ve farklı mekanlara uyum sağlamak üzere yatay ve dikey olarak konumlandırılabiliyor. Şeffaf OLED TV teknolojisinin gelecekte nasıl bir noktaya geleceği bilinmez ama televizyon pazarında çıtayı bir üst seviyeye taşıdığı kesin. Ürünün satış fiyatı ise henüz netlik kazanmadı. Ürettiği akıllı telefonlarıyla bilinen OnePlus, giyilebilir teknolojiler için de önemli bir adım attı ve akıllı bilekliği OnePlus Band'i duyurdu. Sportif ve şık bir tasarıma sahip olan OnePlus Band, fiyatıyla da pazarın en rekabetçi ürünlerinden biri olma yolunda. İşte Xiaomi Mi Band'e rakip olması beklenen o bilekliğin özellikleri ve satış fiyatı. Çinli teknoloji şirketi OnePlus, yeni giyilebilir teknoloji ürünü OnePlus Band'i görücüye çıkardı. Sportif ve şık bir tasarıma sahip akıllı bileklik, 1,1 inç büyüklüğünde 126'ya 294 piksel çözünürlüğe sahip dokunmatik renkli AMOLED ekranla geliyor. OnePlus Band, 37 farklı arayüz seçeneğiyle daha kişisel bir deneyim vaat ediyor. Kullanıcılar, bilekliği dijital bir arayüzle kullanabilecekleri gibi klasik saat arayüzleri de seçebiliyor. ...100 mAh'lik bir batarya ile gelen OnePlus Band, tek şarjla 14 gün kullanım vaat ediyor. USB girişi üzerinden şarj edilen akıllı bileklik, 5 ATM basınca kadar suya direnç gösterebiliyor ve sağlam tasarımını IP68 sertifikasıyla destekliyor. Bileklik, Bluetooth 5.0 desteğiyle Android 0.6 ve üzeri tüm akıllı telefonlarla bağlantı kurabiliyor. Bileklikten sağlık verilerini almak içinse OnePlus Health uygulamasını yüklemek gerekiyor. OnePlus Band, kullanıcılara kalp atış hızı sensörü, kandaki oksijen düzeyi ölçümü, uyku takibi, jiroskop, 3 eksenli ivme ölçer gibi özellikler sunuyor. 13 farklı spor modu bulunan akıllı bileklik, 22,6 gramlık ağırlığıyla spor yaparken hareket özgürlüğü sağlıyor.
Xiaomi'nin Mi Band ve Samsung'un Galaxy Fit modellerine rakip gösterilen OnePlus Band, $34'luk bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Akıllı bilekliğin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Ancak geldiğinde 250 lira bandından satışa sunulması bekleniyor. Bir samuray oyunu olarak karşımıza çıkan Ghost of Tsushima tamamen oyuncuların seçimleriyle önemli bir ödül kazandı. Oyun, The Game Awards 2020'nin en önemli kategorilerinden biri olan oyuncunun sesi ödülüne layık görüldü. Ghost of Tsushima'nın başarısı bununla da sınırlı kalmadı. Oyun, en iyi sanat yönetmenliği ödülünün de sahibi oldu. İşte oyuncuları 13. yüzyıla, Moğol-Japon Savaşı'na götüren o oyunun hikayesi. The Game Awards 2020, yılın en iyi oyunlarını belirledi. Etkinliğin en önemli kategorilerinden bir tanesi olan oyuncunun sesi ödülünü Ghost of Tsushima kazandı. Ghost of Tsushima bununla da yetinmedi. Ayrıca en iyi sanat yönetmenliği ödülüne de layık görüldü. Dünyanın en popüler oyun ödül etkinliklerinden bir tanesi olan The Game Awards 2020, pandemi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 2020'nin enleri çeşitli ödüllerle taçlandırıldı. Tell him I'm coming. PlayStation 4 sahiplerinin Temmuz ayı içinde tanışma imkanı bulduğu Ghost of Tsushima'da iki önemli ödülün sahibi oldu. Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen oyun, Jin Sakai isimli bir samurayın Moğol işgaline karşı duruşunu anlatıyor. Oyunun hikayesi 13. yüzyılın sonlarında geçiyor. Moğol İmparatorluğu Doğu Fethi boyunca ulusların altını üstüne getiriyor. Tsushima Adası ise anakara Japonya ve amansız komutan Hotun Han'ın önderliğindeki dev Moğol donanmasının arasında duran tek kara parçası. Ada Moğol taarruzuyla yangın yerine dönerken Samuray Jin Sakai klanının hayatta kalan son üyesi oluyor. Sakai, halkını korumak ve yurdunu geri almak için samuray töresini bir kenara atıp kendine yeni bir yol çiziyor ve Tsushima'nın özgürlüğü için görülmemiş bir kurtuluş mücadelesi başlatıyor. Pek çok PlayStation 4 sahibinin bir solukta bitirdiği oyun, en önemli ödüllerden biri olan oyuncunun sesinin de sahibi oldu. Kazananı oyuncuların belirlediği ödüle The Last of Us Part 2, Doom Eternal, Spider-Man Miles Morales gibi çok güçlü isimler aday olmuştu. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı? En yeni oyunlar, uygulamalar, güncellemeler. Şimdi kısa kısa teknoloji turu geliyor ekranlarınıza. Razer, CES 2021 için yeni konsept ürünlerini görücüye çıkardı. Bu ürünlerden biri de akıllı yüz maskesi Project Hazel oldu. Çoklu kullanım sunan maske, çıkarılıp şarj edilebilir aktif vantilatörler ve hava akışını düzenleyen akıllı bölmeler kullanıyor. Maskede ayrıca kullanıcının konuşabilmesi için bir mikrofon ve hoparlör bulunuyor. ABD merkezi ulaşım şebekesi Uber yeniden faaliyete geçiyor. İstinaf Mahkemesi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de erişim engeliyle karşılaşan uygulama için nihai kararını verdi. Uber'in Türkiye'de tekrar faaliyete geçmesine hükmedildi. Şirket, mahkeme kararını Twitter üzerinden duyurarak sevincini tüm Türkiye ile paylaştı. Thank you.
Racing Team Türkiye, Le Mans 24 saat yarışında birincilik kazanan Salih Yoluç'un önderliğinde ülkemizi temsil edecek. Yoluç'a başarılı isimler olan İngiliz Harry Tinknell ve Charlie Eastwood eşlik edecek. Sosyal medya platformları Donald Trump'a savaş ilan etti. Twitter ve Instagram'dan sonra bir hamle de YouTube'dan geldi. YouTube, Trump'ın bir hafta boyunca canlı yayın yapmasını ve video paylaşmasını yasakladı. YouTube tarafından yapılan açıklamada yüklenen son videodaki bir bölümün şiddeti teşvik ettiği belirtildi. Hyundai'den sürpriz bir Apple açıklaması geldi. Güney Kore merkezli otomotiv şirketi, otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli araç üretimiyle ilgili Apple'la ön görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Açıklamada Apple ve Hyundai görüşmeler yapıyor ancak henüz çok erken aşamada dendi. Uzmanlar salgın kaynaklı gecikmeler nedeniyle Apple'ın elektrikli araç piyasasına girmesi için en az 5 sene gerektiğini belirtiyor. İki robot birbiriyle tartıştı. Çin'in Nanchang kentinde bulunan bir kütüphanede görevli iki robotun tartıştığı anlar izleyenleri güldürdü. Robotlardan birinin diğerine "Hatalıydım, kavga etmeyi bırakalım" dedi. Diğerinin "Neden birdenbire fikrini değiştirdin?" sorusunu yönelttiği duyuluyor. Soruya sinirlenen robot "Gerçekten sinir bozucusun. Sana bir çıkış kapısı sunuyorum fakat öfkene bak" diye cevap veriyor. Teknoloji bülteninin sonuna geldik. Haftaya en taze, en heyecanlı teknoloji haberleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.